Gazete Magazin sıcak bir gelişmenin detaylarıyla devam ediyor. Magazin dünyasının en uyumlu çiftinin arasına ihanet mi girdi? Eren İmirzalıoğlu, İnem Kobalı aldattı mı? Bugün Sinema'nın aldattığına dair haberler. Eren İmirzalıoğlu ilk kez Gazete Magazin'e konuştu. Eşine ihanet etti mi? Ne oldu? Rahatsız mı oldunuz? Bu dedikodunun kaynağı ne? Kapat kamerayı. Magazin dünyasının en uyumlu çiftlerindendir Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu. Onların gözleri hep gülüyor, yüzleri hep pozitif. Aşkları beden dillerine yansıyor. 7 senedir evliler. 2 de çocukları var ama Sinem Kobal eşine hala ilk günkü aşkla bakıyor. Kenan İmirzalıoğlu az çekmedi Eyşan'dan. Dizide çektiği çilenin ödülünü gerçek hayatta aldı Kenan İmirzalıoğlu. Onlarınki ilk görüşte aşk değil, sağlam temeller üzerine kurdular ilişkilerini. Aslında yıllardır tanışıyordu bu çift ama birkaç buluşma sonrasında vuruldular birbirlerine. Feda ediyor. Mutlu olmalarını diliyorum. Ayağımı suya koy. Teşekkür zaten. Ederim. Ama bu çifte nazar değdi. Geçtiğimiz hafta ihanet iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı haberinin hemen ardından ünlü çift şarkıcı Edis'in doğum gününde boy gösterdi. Yanlarında yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ da vardı. Her şey yolunda mesajı veriliyor. Ünlü çift bir haftadır sessizliğini koruyordu ki cuma akşamı bir mekan çıkışı görüntülendiler. Bizim araba mı geldi dedik, siz geldiniz. Arabayı da size tahsil edebiliriz efendim. Sağ olun. Hadi kamerayı kapatın da bizi eve bırakın. Hadi uzatmayın mevzu. Tamam. Hadi kapat kamerayı. Kapat. Bırakalım mı? Ha? Bırakalım mı gerçekten? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ünlü çiftin keyfi yerinde gibi görünüyordu. Yüzler gülüyordu ama gelecek soruları bildikleri için altta bir gerginlik de vardı. Devamında sizi dışarıda görüyordu böyle. Günde, üç günde bir dakika. Alışık olduğumuz bir durum değil ama. Ne oldu? Rahatsız mı oldunuz? Hayır efendim. Ha? Çok güzel bir duygu bu aslında. Haber mi vereyim? Bu gerginliği atmak için biraz daha soft konulardan başlayalım. Mesela yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmini soralım. Sevgili kardeşim, canım arkadaşım zaten çok başarılı oynuyor. Bunu da bütün Türkiye, hatta dünya takdir ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'la Beren Saat 13 sene sonra aynı filmde yer aldı. Acaba bir Ezel Eyşan kavuşması da yaşanır mı? Doğru proje olursa neden gelmiyorsun? Ortam minik minik ısındığına göre asıl meseleye gelelim. Sizin sinemanın aldattığına dair haberler... Siz ciddiye aldınız mı bunu? Soru karşısında içten içe kızgın olsa da sakin durmaya çalışan bir Kenan İmirzalıoğlu vardı. Sinan Kobal ise kendinden emin bir şekilde gülüyordu. Bir deli bir kuyuya taş atıyor, sonra bunu 40 tane akıllıya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Biz o kuyuya inmeyiz arkadaşlar. Kenan İmirzalıoğlu ihanet iddialarını yalanlarken vücut dili de mesaj veriyordu. Bir eliyle sıkı sıkıya sarılıyordu eşi Sinem Kobal'a. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar. Bunun sebebini konuşacak bir şey var mı? Aynen. Yani bir troll bir kuyuya taş atıyor, sonra 40 tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Öyle mi arkadaşım? Evet, aynen. Sen kim? O haber nereden çıktı, bilen var mı? Sosyal medyalarından çıktı. İşte kimdir yok bilen ya, var mı? Ya, kim? Yani magazinci bir arkadaşımız mı? Yok, magazinci. Hani görmüş bir yerde, şahit mi olmuş? Hayır. Kim olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz efendim. İşte bilmediğimiz bir insanın bir iddiasına nasıl bir cevap verebiliriz ki? Biz hiç yorum yapmıyoruz ve sizi Kenan İmirzalıoğlu'nun açıklamasıyla baş başa bırakıyoruz. Anlıyoruz. Lütfen ya. Sizin de ciddiye aldığınız soruları almayın. Bize sormayın. Evet. Lütfen. Teşekkür ederim. Siz biliyorsunuz aslında. İşin aslını sen biliyor musun? Bence biliyorsun. Senin şuradaki vicdanın sana bir doğru cevap söylüyor. Zaten ama buna rağmen, evet, buna rağmen bize sormayın arkadaşlar. Lütfen algıyı kirletmeyelim.
Eyvallah canlar. Ben de biliyorum öyle bildiğinizi. Hem sizin de bildik hem sizin de bildik. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok güzel bir ailesi. Doğru. Teşekkür ederim. Sağ olun. Takdir ediyorum. Evet. O yüzden de o hani hafızaları kirletmeyelim. Böyle şeyleri siz bile bize sormayın lütfen. Teşekkür ederim. Kim, kiminle, nerede görüntülendi? Hangi manşetler haberleri süsledi? Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul gecelerinde kim kiminle? Neredeyse gazete magazin de orada. Neden koz yatağında izleyeceksin? Işın denize girmeyi daha gerçek buluyorum. Bomba itiraflar, olay haberler, şok görüntüler geliyor. Zor sorular sormayayım hadi ben. Deniz Seki'yi ağlatan, röportajı bitiren soru. Ne olur ağlatma beni. Aleyna Tilki açtı bayramlık ağzını. Daha benim dans etmiş halimi izlemediniz yani. Sosyal medyadaki cesur ve iddialı danslarını soranlara Aleyna Tilki'den olay cevaplar. Çok konuşuyorlardı. Yılbaşı gecesi ne kadar kazanacaksınız sorusu Defne Samyeli'yi çılgına çevirdi. Bu nasıl bir soru? Azra Akın'a vatandaşlardan gelen münasebetsiz soru gerginliği. O soru sorulmaz. Pop dünyasının Şirinler Köyü'nden fırlayıp gelen popçusu Zeynep Bastık'la çok özel dakikalar, itiraflar. Böyle bir insan durup düşününce anlıyor. Seviyorum işte, var mı diyeceğin dedi, yeni aşkını haykırdı. Çok güzel, çok şeker, mutluyum, keyfim yerinde. Ve Dal Kılıç Murat İngiliz aşkıyla ortaya çıktı. Allah aşkına yağmurum, cuma günü. Azra Akın, yakın zaman gençlerinin ya da hala kendini genç hisseden 80-90 kuşağının gördüğü tek tescilli dünya güzeli. Kıvır kıvır saçları, 7/24, 365 gün gülen yüzü, 32 inci dişi, devamlı görünen güzelimiz de o bizim. Zaman içinde modellikten ekranlara transfer oldu. Oradan da evinin kadını oldu. Evlendi, barklandı, çoluk çocuğa karıştı. Yıllardır görmüyorduk onu. Bırakın ekranları, caddelerde, sokaklarda bile yoktu. Neyse ki dün bir AVM'de çıktı karşımıza. Şükür kavuşturana sevgili Azra. Az önce mağazada gördük seni. Birilerinin doğum günü için hediye seçiyordu. Doğum günleri biraz yoğun bu ay bizim ailede. Nasıl geçiyor? Hemen hayırlı olsun diyelim bu arada. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Güzel gidiyor. Birazcık yoğunum. Birazcık koşuşturuyorum şu an. O yüzden kusura bakmayın. Ne demek, ne kusuru? Her güzelin olur bir kusuru ama senin yok ki kusurun. Senin bir de evladımı bakıcıya teslim edemem, ben büyüteceğim. Gerekirse kariyerimi askıya alırım, çocuğuma bakarım sözün vardı. Arkasında mısın o sözün hala? Tabii ki çalışan biri olarak tabii ki yardım gerekiyor. Ama oldukça ben olmak istiyorum. Özellikle ilk senelerde de Demir'de de öyle oldu. Evet. Ben ilgilenmek istiyorum, beni ister. Ben bu kararı aldım, bunu sonu taşıyorum. O yüzden benim için evet çok önemli. Zor olmuyor mu peki? Bildiğimiz kadarıyla senin anan baban yurt dışında. Kayınpederin, kaynanan da uzaklarda. Ama yardım almadığımız anlamına gelmiyor tabii ki. İki çalışan insanlar olarak bu sistemde yardım almak durumundayız. Aileler de biraz uzak oturuyor bizden. Evet. bu arada sen söylemiyorsun ama biz aldık müjdeyi. İkinci bebek yoldaymış galiba. İyi gidiyor. Her şey çok yolunda. Şimdi koşmam lazım çünkü okula yetişeceğim. Olur mu? Dedi, pozunu verdi. Tam gidecekti ki bir münasebetsiz soru geldi etraftaki vatandaşlardan. Kaç kilo aldığını sorayım ama ben. O soru sorulmaz. Çok ayıp. Neyse ki öfkesi bile mülayim Azra Akın'ın.